kısa kafası kısa kafası ekibi tarafından sunulmaktadır. İpek ya, Abidin'in finalini ne yaptın? Kaldım abi. Nasıl ya? Adam sözlü yaptı, ben de kaldım. Yani evet sözlüydü ama o kadar da zor değildi ki. Gerçi ben çalışmaya rağmen... Efendim? Sen dip ses duyuyor musun? Şu an duyuyorum. Ya görüyor musun? Bu montajı yapan adam audition programı kullanmamış abi. İyi de artık o programa gerek yok ki. Hangi programa gerek var peki? Sen hiç kısa kafası izlemiyorsun galiba. Merhaba arkadaşlar, daha önceki bölümlerimize ismi geçen Audacity programı gerçekten de ücretsiz ve çok işinize yarayacak bir ses programı. İnternette Audacity diye arama yaptığınızda audacityteam.org adlı web sitesine ulaşıp programın en son halini indirebilirsiniz. Program birçok bilgisayarda çalışabilecek şekilde tasarlanmış. Kaydettiğiniz seslerdeki dip ses veya arka fondaki istenmeyen seslerden bu programı kullanarak kurtulabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken çok basit. Programı yükledikten sonra açtığınızda File seçeneğine gelip açılan menüden Open seçeneğini seçerek bilgisayarınızda dip sesten kurtulmak istediğiniz ses dosyasını seçip Open'a bastığınızda program size 3 seçenek sunuyor. Bunlardan çalışma yapacağınız dosyanın orijinal halinden bir kopya al anlamına gelen Make a copy of the files before editing seçeneğini seçiyorsunuz ve OK'ye basıyorsunuz. Ses dosyanız artık Audacity programının içinde açılıyor. Bundan sonra yapmanız gereken kurtulmak istediğiniz arka fondaki sesin sadece duyulduğu kısmı seçmek. Burada konuşmaların olmadığı yer olmasına dikkat etmenize fayda var. Bu seçimi yaptıktan sonra Effects kısmına gelip açılan menüden Noise Reduction'ı seçmek. Noise Reduction'ı seçtiğinizde iki basamak içeren bir pencere açılıyor. Bu pencerede ilk basamakta yazılı olan Get Noise Profile'a basıyorsunuz. Ve bu işlemle kaydettiğiniz sesle kurtulmak istediğiniz sesi programa tanıtmış oluyorsunuz. Daha sonra tüm sesi seçip yine Effects kısmına gelip tekrar Noise Reduction seçeneğini seçip bu sefer de ikinci basamakta olan Preview'a basarak sesin işlemden geçtikten sonraki halini dinleyebiliyorsunuz. Preview'da duyduğunuz sonuç sizi mutlu etmediyse bu ikinci basamakta bulunan değerlerde değişiklikler yapıp Preview seçeneğini seçtiğinizde sizi mutlu eden sesi duyduğunuzda artık OK'ye basabilirsiniz. Program seste istediğiniz değişiklikleri kısa bir süre içinde yapıyor. İşlem bittikten sonra sesin en son hali de sizi mutlu ediyorsa yine File'a gelip açılan menüden Export Audio seçeneğini seçip bilgisayarınıza kaydetmek istediğiniz yere sesi kaydedebiliyorsunuz. Program sesi export etmeden önce size daha çok bilgi girebileceğiniz bir pencere açıyor. Girmek istediğiniz başka bir bilgi yoksa OK'ye basabilirsiniz. Sen dip ses duyuyor musun? Şu an duyuyorum. Sen dip ses duyuyor musun? Aslında Audacity aynı zamanda eğer bilgisayarınızda bağlı bir mikrofon var ise ses kaydı yapabileceğiniz bir program. Ve dip sesten kurtulma haricinde ses dosyalarınıza uygulayabileceğiniz birçok ses efektini de içinde barındırıyor. Bunların hepsini de yaparken de ücretsiz olması da en güzeli. İleride Audacity ile yapabileceklerinize daha derinlemesine bakacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere.